Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu yüzden sen onların elçiye indirileni dinlediklerinde, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ve onların, "Ey Rabbimiz, inandık, bizi de gerçeğe tanıklık edenlerle birlikte yaz. Hem Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin inanmayalım?" dediklerini işitirsin. Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onlara içinde sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler verecektir. İşte bu, iyilik yapanların ödülüdür. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkı olacaklardır. Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri haram saymayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Siz kendisine inanmış olduğunuz Allah'tan sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı değil, fakat kendinizi bilerek bağladığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Sayın konuklarımız, kim bunları bulamazsa 3 gün oruç tutar. Yerlerinizi almanız önemli bir çağrı. İşte bunlar yemin ettiğinizde yeminlerinizi bozmanın kefaretidir. Ancak siz yine de yeminlerinizi tutun. Allah şükretmeniz için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. Ey inananlar! Şarap, kumar, tanrılar adına dikilen taşlar ve fal oklarıyla gelecek hakkında kehanette bulunmak ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar sayesinde aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. O halde bütün bunlardan vazgeçeceksiniz değil mi? Allah'a itaat edin. Elçiye de itaat edin ve karşı gelmekten sakının. Bununla birlikte eğer yüz çevirecek olursanız, bilin ki elçimize düşen sadece açıkça bildirmektir. İnananlara ve iyi işler yapanlara, Allah'tan korktukları, inanarak iyi işler yaptıkları, Allah'tan korkup inanmaya devam ettikleri, yine Allah'tan korktukları ve iyi işler yapmayı sürdürdükleri sürece, daha önce yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Çünkü Allah iyi iş yapanları sever. Ey inananlar! Andolsun ki Allah, kimsenin görmediği yerde kimin kendisinden korktuğunu ortaya çıkarmak için ellerinizle ve oklarınızla ulaşabileceğiniz bir av hayvanıyla sizi deneyecektir. O halde kim bundan sonra sınırı aşacak olursa, kendisi için can yakıcı bir azap vardır. Ey inananlar! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Bununla birlikte içinizden kim onu isteyerek öldürecek olursa, öldürdüğünün dengi olan bir hayvan cezası vardır ki, bu ya içinizden iki adaletli kişinin belirleyeceği, Kabe'ye gönderilecek bir kurban veya yoksulları doyurmaktan ibaret olan bir kefaret ya da buna denk olacak şekilde oruç tutmaktır. Bu ceza, ihramlının işlediği suçun karşılığını tatması içindir. Allah geçmişte yapılanları affetmiştir. Ancak kim bu suça yeniden dönecek olursa, Allah onu cezalandırır. Çünkü Allah çok güçlü olan, öç alandır. Hem sizin hem de yolcuların yararlanması için denizde avlanmak ve onu yemek size helal kılınmıştır. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılınmıştır. O halde huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah saygın ev olan Kabe'yi, saygın ayı,
haç kurbanını ve gerdanlıklı kurbanları insanlar için bir sembol kılmıştır. Bu, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve dolayısıyla Allah'ın her şeyi çok iyi bilen olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olan, hem de çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Elçiye düşen sadece bildirmekten ibarettir. Allah ise açığa vurduğunuzda, gizlediğinizde bilmektedir. De ki, pis olan ile temiz ve güzel olan, pis olanın çokluğu hoşuna gitse de yine bir olmaz. O halde ey akıl sahipleri, kurtuluşa ermeniz için sağdan çıkın. Allah'tan korkun. Ey inananlar! Size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken soru soracak olursanız size açıklanır. Haklarında açıklama bulunmayanları ise Allah affetmiştir. Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Sizden önceki bir toplum da bu tür sorular sormuş ama çok geçmeden onları inkar eder olmuştu. Allah, Bahire, Saibe, Vasile ve Ham ile ilgili hiçbir düzenleme yapmamıştır. Ancak inkar edenler, bunları Allah'ın emrettiğini söyleyerek Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter demektedirler. Ama ya ataları hiçbir şey bilememiş ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? Ey inananlar! Siz sadece kendinizden sorumlusunuz. Doğru yoldan sapan kimse, siz doğru yolda olduğunuz sürece size hiçbir zarar veremez. Sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Ey inananlar! Sizden birinize ölüm geldiğinde, vasiyet ederken içinizden iki adaletli kişi tanıklık etsin ya da yolculuktaysanız ve başınıza da ölüm musibeti gelmişse, sizin dışınızdan iki kişi tanıklık etsin. Eğer onlardan kuşkulanacak olursanız, kendilerini namazdan sonra tutarak yemin ettirin. Onlar şöyle desinler: yakınımız için de olsa, yeminimizi hiçbir menfaat karşılığında satmayacağız. Allah adına yaptığımız tanıklığı gizlemeyeceğiz. Çünkü aksi takdirde günahkarlardan oluruz. Eğer bu iki tanığın günahı gerektiren bir şey yaptıkları ortaya çıkarsa, aleyhlerine suç işlenen mirasçılardan tanıklığa daha layık olan iki kişi, öncekilerin yerine geçer ve bizim tanıklığımız onların tanıklığından daha doğrudur. Çünkü biz hiç kimsenin hakkına saldırmadık. Yoksa biz de haksızlık edenlerden oluruz diyerek Allah'a yemin ederler. Bu, tanıklığı gereği gibi yapmalarını veya yeminlerinin başkalarının yeminleriyle reddedilmesinden korkmalarını sağlamak için en iyi yoldur. O halde Allah'tan korkun ve dinleyin. Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Allah, elçileri bir araya toplayacağı gün size ne cevap verildi diyecektir. Onlar da bizim bir bilgimiz yoktur. Çünkü gizlileri ancak sen bilebilirsin diyerek karşılık vereceklerdir. Allah İsa'ya şöyle diyecektir: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni kutsal ruhla desteklemiştim de, beşikte ve olgunken insanlarla konuşuyordum. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, içine üflüyordun da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü, alaca hastalığı olanı da yine benim iznimle iyileştiriyordum. Ölüleri iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordum. İsrailoğullarını da senden savmıştım. Hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişti.
Hani havarilere, bana ve elçime inanın diye vahyettiğimde onlar, inandık, o halde sen de kendimizi sana teslim ettiğimize tanık ol diyerek karşılık vermişlerdi. O vakit havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi? Diye sormuşlardı. O ise, eğer gerçekten Allah'a inananlardansanız, Allah'tan korkun diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar, biz o sofradan yemeyi, kalplerimizin huzur bulmasını, senin bize doğruyu söylediğini bilmeyi ve buna tanık olanlardan olmayı istiyoruz demişlerdi. Bu istek üzerine Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Rabbimiz olan Allah'ımız! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah şöyle dedi. Ben onu size indireceğim. Ancak bundan sonra içinizden kim inkar edecek olursa, bilsin ki ben onu bu dünyada hiç kimseye vermediğim bir azapla cezalandırırım. Ve yine Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi iki ilah edinin demiştin diye sorduğunda, İsa diyecek ki, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şey söylemek bana yakışmaz. Eğer söylemiş olsaydın, kuşkusuz sen bunu bilirdin. Varsa bagaj fişlerini sen bende olanı bilirsin. Ama ben sende olanı, bilemem. Hiç kuşku yok ki, gizlileri yalnız sen bilebilirsin. Ben onlara sadece, senin bana onlara söylememi istediğin, benim de sizin de Rabbim,